Evet, bu videomuzda da paylaşayım dedim. Hava sistemini ayarlıyoruz. Bildiğiniz gibi burada akvaryumlarımızda su giderleri var. Su tarafına koyduk. Su değişimi yaptığımız zaman pis su, su giderine gidecek. Üstteki vanamızdan su dolduracağız, depomuzdan gelecek. Hava içinde arkadan bir boru yaptık. Sonra bir yardım ediyor yine gördüğünüz gibi. Havaları da üstten vereceğiz. Şöyle bir sistemi göstereyim. Şöyle tekli aparattan koyuyoruz. Şöyle silikonluyoruz. Evet. Hava hortumu bu şekilde geliyor. Normalde ben geçici olarak bu şekil bağlamıştım. Hortum burada, hava borusu. Şuradan mont alacağız. Diğer akvaryumlarımıza buradan gidiyor. Böyle diğer büyük setlerimize de buradan gidiyor. Hava motorumuz şurada. Şöyle göstereyim. Evet, Kadir Bey geldi bu arada. Hava motorumuz da burada. Buraya koydum. Burada tabii su deposu var burada. Dinlendiriyoruz burada. Hava motorunu da şuraya koydum. Şu üstte arkadaşlar. Hava motorumuz da oradan hortumu, elektriği falan hepsi burada. Biraz da sesi azaltmış olduk depo bölümümüzde. Selamünaleyküm. Aleykümselam Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Balık mı alacaksınız? Abi balık alacağız. Kaç kilo? Soner abi ne haber? Kulüki aradı mı sen? Yok, neden? Bakan mı gelecek? Buraya geliyormuş. Gelsin. Sistem bitirdikten sonra paylaşacağım. Hava sistemini nasıl yaptık, hortumlarla nasıl akvaryumlara verdik. Yani benim en merak ettiğim de hava motoru bütün akvaryumlara yetecek mi? Çünkü burada eklemediğimiz neler var? Burada evden indirdiğimiz büyük akvaryum ve katlı akvaryum var. Bakalım onlara yetecek mi? Çünkü pipo filtre koyacağız. Düz hava vermiş olsa, pipo filtreyi koymasak 40 tane akvaryuma kadar yeter. Ama tabii pipo filtre ekleyeceğiz, kuruçka ekleyeceğiz, artemiye yapacağız. Bunların hepsine yetmesi lazım. Bakalım hava motoru yetecek mi hepsine? Evet arkadaşlar, hava dağıtımını yaptık. Gerçekten o da bizi uğraştırdı. Öyle kolay değil çünkü. Nasıl bu su boruları üstten geliyorsa, tahliye boruları buradan gidiyorsa, hava hortumu da bizi uğraştırdı. Bu böyle bir şey yaptık. Şurayı göstereyim. Buradan geliyor. Normal plastik boru. Şöyle göstereyim. Bakın. Buradan böyle bir şey yaptık. Hava buradan geliyor arkadaşlar. Hava motorumuz içeride. Şurayı da kapattık. Tamamen hem ses hem hava. Çünkü klimamız çalışıyor bir yandan. Sesi de engelledik.
Buradan bu taraftaki akvaryumlara, buradan da diğer akvaryumlarımıza buradan geliyor. Bakın şöyle tek tek verdik. Arka görüntü böyle fazla kirlilik yok. Burası da su giderimiz, su kanalı. Su kanalla burası. Havalarımızı şöyle göstereyim. Bütün hepsine yetti. Yetmez dedim ama gerçekten hepsine yetti. Hatta yani kıstım bile havaları. Çünkü bayağı şey kullandım. Ekstradan bakın burada pipoların yanına tekrar güzel filtreler var. Biolife'in güzel filtrelerinden koydum. Burada var. Artı diğer akvaryumlarda da yine flora filtremizi koyduk. Bakın güzel filtremiz var. Tekrar buraya flora filtre koyduk. Çünkü havamız gerçekten çok kısmamıza rağmen çok iyi destekliyor. Daha da havayı kullanabiliriz. Onda ne yapacağız? Kuluçkaya kullanacağız. İşte Artemia kullanacağız. Bu şekilde havayı değerlendireceğiz yani. Güzel bakın yani burada bir kirli görüntü yok. Gerçekten tam güzel bir hobi hali oldu. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka eksiğimiz vardı tabii. Onları da zamanda ya da başka bir projemizde tamamlayacağız. Evet canlar, görüşmek üzere. Şöyle arkadan geliyor hortumlarımız, hava hortumları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Bayağı bir balık çalmış bu. Bayağı bir balık çalmış. Ağzına bakın her türlü var anasını satayım. Doldurmuş hepsi. Mavi, sarı, beyaz. Köy sandığı gibi doldurmuş ağzını. Oğlum bunlar senin yavrun değil ki. Niye aldın ya? Taşıyacaksın ya mısın sen?